Açılarla ilgili soru çözümlerini birlikte yapmaya çalışalım. BA ile EF paralelmiş. BA ile EF burada paralel. BC ile de ED birbirine paralel. BC ile ED burada birbirine paralelmiş. ABC açısı 15 derece ise TED dediği x derecelik açı şuradaki açı kaç derecedir diyor. Bakın buradaki çizgiyi uzattım. BC. Burada kesiştirmem gerekiyor. Şimdi AB ile FE birbirine paralelmiş. Z'yi görüyor musun burada? AB aşağı geldim ve sağ tarafa doğru gidiyorum. Biz bunlara Z diyoruz. Z'nin iç kolları birbirine eşit. Yani burası 15 derece ise şurası da 15 derece olur. Bir paralellik göstermek istiyorum. Şu şekilde bir paralellerimiz var. Bunu da ortadan bir şeyi kessin. Şimdi burada bakın mavi açı, şuradaki açı ve şuradaki mavi açı. Bu ikisinin toplamı 180 derece olur. Aynısı burada da var. Neden? Bak paralel BF ile DE de burada birbirine paralel. Şu ikisi birbirine paralelse. Hatta bunu da mavi çizgiyle de uzatalım. Şöyle mavi çizgiyle uzattım. Aynı şey burada da var. İki tane paralel burada olduğu gibi bir tane çizgimiz kesiyor. Bak şuradaki çizgimiz şöyle kesiyor. Nedir? 15 ile X'in toplamı 180 derecedir. X'i bulmak için 180'den 15'i çıkartabilirim. O da 165 derece olur. Veya 15 derece ise buraya 165 derecelik bir açı kalır. 165 derecelik açıyla X aynı yere baktığı için yöndeş açılardır. X'i bu şekilde de 165 olarak bulabilirim. Şekilde AB ile CD burada birbirine paralel. OAB X derecelik açı. AOC burada 96 derecelik bir açım var. OCD de Y derecelik bir açı. Bu verilenlere göre X artı Y kaç derecedir diyor. Bakın iki yolla göstereceğim bunu. Şimdi burada 96 derecelik bir açı var. Bunun tam ortasından geçecek şekilde bir açı ortay yapalım. Açı ortayı yaptık. Aynı zamanda bu açı ortay yukarıdakine paralel. Paraleli şöyle gösterirsek bak 3 tane birbirine paralel olan doğrularımız var. Şimdi açı ortay nedir? Buradaki açı tam ortadan ikiye böler. 96 ise buraya ne olur? 48 derece olur değil mi? Burası nedir? Burası da 48 derecelik bir açıdır. Şimdi iki yönlü bakalım buraya. Yeşil olan bölgeden bakın önce. Şu yeşil olan bölgeye bakarsak. Bak 48 ise burada ne var? Ters açılar var değil mi? Birbirlerine tam ters yönde bakıyorlar. 48 ise x dediğim açı burada 48 derece olur. Yine mor olan bölgeye de bakalım. Şu en alttaki mor olan bölgeye de bakarsak iki tane birbirine paralel açı olduğunu söylemiştik. Tam ortadan geçen. 48 derece ise bakın şurada 48 derece ise yine ters açı burada var. 48 ise buranın da 48 olduğunu görüyorum. X 48, Y de 48. Benden ikisinin toplamını istiyor. 48 artı 48'den 96 olarak bulabilirim. Uzun uzadıya yapmaya gerek yok. Şöyledir. Aynı yöne bakalım bu tarz sorularda. Aynı yönde yani zigzag varsa paralel arasında aynı yöne bakan açılar farklı yöne bakan açıların toplamına eşittir. Yani burada sol tarafa doğru hangi açımız bakıyor? 96. 96 burada eşittir. X ile Y'nin toplamına. X artı Y'nin toplamına. Zaten benden X artı Y istemiyor mu? O da 96 derecedir. İki farklı yollardan da yapabilirsin. Yine benzer bir soru. AB ile CD paralel. Ortada bir zikzak olduğunu unutmayalım. AOC'yi burada 44 derece olarak vermiş. BOA şuradaki açı. BOA dedi buradaki açıdır. OCD'nin OCD de şuradaki açıdır. 3 katıdır. Yani ben buraya A derecelik bir açı dersem burası da 3A'lık bir açı olur. Daha demin bir sorudan hatırlayalım. Sağ tarafa doğru bakanlar sol tarafa doğru bakanların toplamına eşit olur. 3A ile A'nın toplamı 4A. Bu 4 tane A sol tarafa doğru bakan 44 derecelik açıya eşit olur. Ben buradan A'yı 11 olarak bulabilirim. Her iki tarafı da 4'e bölüyorum. O A'yı burada 11 olarak bulabilirim. Soruya döndüm. Benden BAO'yu istiyor. BAO'da 3 tane A'lık bir açı var. A'yı 11 bulduysan 3 tane A'sı 11 çarpı 3'ten 33 derece olarak bulabilirsin. DE ile BA'nın birbirine paralel olduğunu söylüyor. Şimdi paralelde kesişen bir doğru bulmakta fayda var. Yani AB burada, DE de tam ters yönde. Hani burada kesişen herhangi bir doğru yok. Onun için amacım burada şöyle paralel diyorsa AB olan çizgiyi biraz daha arttırmak. Çıkart yani arttırırsan, uzatırsan çok şeyler görürsün. EDC 110 olarak vermiş, BCD'yi de 60 derece vermiş. Benden X derecelik açıyı istiyor.
Çok şeyden yararlanabilirim. 110 ise bakın burası da yine 110 derecelik bir açı olur. Ters açılar. Veya 110 ise ikisinin paralel değil mi burası? Şu ikisinin içeride kalan iki tane açının toplamı 180'dir. Burayı da 70 olarak bulup 180'den de 110'u çıkartarak tekrar burayı 110 olarak bulabilirim. 110 buldum, 70. İçe doğru yanaşmam gerekiyor. Üçgenin de iç açıları toplamı 180. Çünkü bunu çizince ortaya bir üçgen çıktı. Üçgenden de yararlanacağım. Burası 70. Kelebek var burada. Yani ters açılardır. İşte sana burası da 70 oldu. 70, 60. Üçgenin iç açıları toplamı nedir? 180 derece. 70 ile 60'ın toplamı 130 eder, değil mi? 180'den 130'u çıkartırsam geriye şuradaki üçüncü olan açıya, üçgenin diğer bir iç açısına 50 derece kalır. Tamamına baktığın zaman burasının bir doğru olduğunu görüyorum. Bakın burası bir doğrudur. Yani bir bütünler var burada. Komşu bütünler var. 180'den 50 derecelik açıya çıkartırsam x'i bulabilirsin. 180'den 50'yi çıkartıp x'i burada 130 derece olarak bulabilirim. Tabii biz bu yöntemden gittik. Farklı yöntemleri de var bunun. Şöyle de olabilirdi. Mesela burada bir üçgen var. X'e baktığın zaman şöyle düşünelim. Bir üçgenimiz ve üçgenimizin sağ tarafına doğru bir tane dış açı. Bir dış açı kendisine komşu olmayan iki tane iç açının toplamına eşit. Şu mavi olan yerlere eşit. Şuradaki açı kendisine komşu olmayan iki açının toplamına eşit. Aynısı burada var. Üçgen ters olarak düşün bunu. Ters üçgen düşün. X burada dış açıdır. Bir dış açı kendisine komşu olmayan. 50 burada komşudur. Kendisine komşu olmayan 70 ile 60'ın toplamına eşittir. 70 ile 60'ı toplarsam da 130 derecelik açıyı bu şekilde de bulabilirim. Şekilde EF ile BD burada birbirine paralel. FEA açısı 100 derece. GAC açısı burada 150 derece. DBC X'i istiyor bizden. X kaç derecedir diyor. Paralellik var. Paralellik varsa şöyle bir uzatıyorum birini. Mavi ile şu şekilde uzattım. Diğerini de paralel olduğu için ikisini de aynı rengi kullanalım. Yine bunu da mavi ile şu şekilde uzattık. Bu iki tane paraleli tek bir çizginin şöyle kesmesi lazım ki bana farklı açılar göstersin. Bak şuradaki EA'yı da şöyle uzatabilirim. Orada bir üçgen çıktı. Aynı zamanda bu kırmızı çizgi iki tane paraleli birbirine geçti. Şimdi bakın şurada bir aynı yani 100 ile şuradaki açının toplamı ne olur? 180 olur değil mi? O zaman buraya ben 80 derece diyorum. 150 ise burası, şurası ne olur? 30 derecelik bir açı olur burada. 150. Çünkü burada bir doğru var. 150 ise doğru 180 dereceydi. 150'den 180'den 150 çıkartarak burayı 30 derece olarak bulabilirim. Birisi 80, birisi 30. 80 ile 30'un toplamı ne yapar? 110 yapar, değil mi? Biraz daha küçük yapalım. Burasına 80 derece demiştik. 150'den de 180'den 150 çıkartırsam buraya da 30 derece demiştik. Şu bölgeyi bir büyütmek istiyorum. Şu şekilde büyütürsem. Bakın 30 derece, 80 derece. Burada bir üçgen var sonuçta. 80, 30 daha 110. Buraya ne kalır? Üçgenin iç açıları toplamı 180'dir. 180'den şuradaki 110'u çıkartırsam buraya 70 derece bir açı kalır. 70 ile x ne oldu? Ters açılarda. Ters açılarda birbirine eşitse x burada 70 derece olarak karşımıza çıkar. Şekilde baktığım zaman üçlü bir paralel var. AB doğrusu, CD ve EF bunlar birbirlerine paralelmiş. Birbirine paralelse şunları şöyle mavi çizgiden uzatmakta, paralelliği uzatmakta fayda var. ACD 150 derecelik bir açıymış. AEF de şuradaki açıyı da 65 derece olarak vermiş. Benden X'teki açıyı istiyor. Şimdi bakın 65 ise önce şuradan düşünelim. Yani bak şurada bir Z olduğunu görüyorum. Z'nin burada iç ters açılarımız var. 65 ise burası da yine 65 olur. Şimdi bu 65'i bulduktan sonra şuradaki bölgeyi biraz daha büyütebilirim. Şu şekilde biraz daha büyütebilirim. Bakın 65 ise burası da 150. Bir kere 180'den 150 çıkartarak burayı ben 30 derece olarak bulabilirim. Şu açımız bizim 65 ise 180'den 65'i hemen çıkartalım. 180-65 geriye 115 mi kalır? Şuradaki açıda 115 derecelik bir açıymış. Üçgen var burada. Yani şu şekilde bir üçgenimiz var. Yukarıdan aşağı doğru gelmiş. Sağa gitmiş ve burayı şu şekilde kapattığını görüyorum.
Ben burayı 115 olarak buldum. Yanındaki de 30 derece olarak buldum. Yukarıda da x olduğunu gördüm. Üçgenin iç açıları toplam 180 değil mi? 115 burada var, 30 da burada. 145 eder. 180'den iki açının toplamı olan 145'i çıkartırsam yukarıdaki x derecelik açıyı bulabilirim. 10'dan 5 çıkarsa 5 kalır, 7'den 4 çıkarsa 3 kalır ve 0. 35 derece x dediğim açıdır. Şekilde AB ile GH paraleldir. Şöyle kırmızıyla gösterelim paralelleri. Bizden x'lik açıyı istiyorlar. Şimdi iki tane paralel doğru arasında bu şekilde zikzaklar varsa yapman gereken aynı yöne bakan açıları bir arada toplamak. Yani şu açı aynı yöne bakıyor. Bu da sağ tarafa doğru bakıyor. Burası da yine sağ tarafa doğru bakıyor. Sol tarafı da yeşille gösterelim. Sol tarafa bakıyor. Bu açı da sol tarafa bakıyor. Bu açı da yine sol tarafa doğru bakıyor. Şimdi yeşille gösterdiğim sol tarafa bakan açılar. Ne var orada? Bir 40 gördüm. Bir x derecelik bir açımız var. Bir de 15 derecelik bir açımız var. Bu sol tarafa doğru bakan açılarla sağ tarafa doğru bakan açılar birbirine eşit olacak. Sağ tarafta ne var? 20 var. 20'sini yazdım. Artı yine mavi okla gösterdiğim 50 derecelik bir açım var. Onu da yazdım. Yine mavi okla gösterdiğim 45 derecelik bir açım var. Onu da yazdım. Temize geçelim. Eşitliğimiz bu tarafta. 40, 15, 55. 55 yanımızda bir de x'imiz var. 55 artı x eşittir. 20 ile 50'yi topladım. 70. 45 daha eklersem üstüne 115 derece olur. 55'i karşı tarafa eksi diye atıyorum. 115'ten 55'i çıkarttım 0. 11'den 5 çıkarsa 60. X'in buradaki değeri 60 derece olur.